Hakikaten de çok derin bir yoksulluk var ülkemizde, özellikle çocuklar açısından. O nedenle Beylikdüzü Belediyesi'nin bu projesi güzel bir proje. Dileğim daha da yaygınlaşması. Ama hep tabii dediğim gibi bunun aslında bir devlet politikası olması gerektiğine inanıyorum ben. Ama belediyeler de elinden geldiğince bu işi kotarmaya çalışmalılar. Beylikdüzü Belediyesi bunu başlattı. Bu çocuklarını beslenebilmesi, karınlarını doyurması demiyorum. İyi beslenmesinden bahsediyoruz. O yüzden de gerçekten çok 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 önemli. Diğer belediyelerin de bunu yapması. Bu arada bu işin finansmanı için özel sektörden, kişilerden tabii ki desteklerini de bekliyoruz. İnşallah el birliği daha geniş kitlelere ulaşacaklardır. Bu arada diğer belediyelerin de inşallah buna benzer çalışmalarını göreceğiz. Bu aslında bir sosyal devletin yapması gereken bir sosyal adalet projesi. Bu iş aslında siyaset ötesi. Bugün Selvi Hanım'ın buraya gelmiş olması da bizim için onur verici. Projeyi Selvi Hanım'ın da öncülüğünde bir Türkiye beslenme saatine dönüştüreceğiz. Beslenme saati uygulamasını burada hayata geçiriyoruz ama burası aynı zamanda sıcak yemekleri de pişirdiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere buradan sıcak yemek de gönderiyoruz. Bunlar yani tamamı aslında bu şeyin ürünleri. Evet. Mutfağın burada yapılıyor. Ürünleri burada yapılıyor. Bu beslenme saatinde kullandığımız malzemeler de burada yapılıyor. Sadece biz kuru yemişi dışarıdan alıyoruz, meyveyi dışarıdan alıyoruz. Şöyle. Yani biraz elinizi bol alıştırın diyorum arkadaşlar. Burası da var. Bir şansını alacak. Sizin enerjinizle gidecek. Afiyet olsun diliyorum. Şifa olsun. Şifa olsun. En son onu da içerisine koyuyoruz. Böyle tekrar bir okumdan getiriyoruz. Evet, bu haliyle eve teslim ediyoruz. Bu haliyle evimize teslim ediyoruz. Evet. Çok güzel, afiyet olsun. Evet. Ellerinize sağlık. Evet, teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Bu farklılaşıyor. Simit oluyor, poğaça oluyor, pizza. İşte burada açma pizza oluyor, açma evet. Oluyor. Evet. Ama her gün o çocuğa biz bunları ulaştırıyoruz. Thank you.